Merhabalar arkadaşlar, iyi akşamlar. Bir canlı yayınla yine karşınızdayız. Evet. Merhabalar. Ne güzel. Evet, bugün Emel Atasevenle birlikte bir canlı yayınımız olacak. Aa, merhabalar. Ne güzel ya, böyle tanıdık kişileri görebilmek. Evet, buradan hemen isteği kabul edeyim. Merhabalar. İyi akşamlar. Oo, herkes burada gibi. Merhaba. Merhaba hocam. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şöyle ayarlayayım. Başka yerde olunca bir ayarlama. Evet. Yetiştik yayına nihayet. Evet. Yetiştik. Böyle iyi mi? Şimdi boşluk var değil mi? Yok, ben görmüyorum. Gayet iyi. Gayet tamam. İyi gözüküyoruz. Tamam. İyi gözüküyoruz. İyi gözüküyoruz, kaygılarını nasıl gözüküyoruz, kaygı ve korkularını bir kenara bırakıp. Hayır, dinliyoruz değil. Şimdi yukarıdan şöyle oluyor ya, kesiyor ya kafayı. Bizden böyle falan oluyoruz onlara. Vallahi ben iyi görüyorum ama hani bize belki biraz öne doğru gelin, biraz daha geriye doğru gidin diye yazanlar olursa şöyle önerileri dikkate alırız. Yok. Evet, bugün Emel seninle birlikte aslında acılarla ilgili, çaresizlikle ilgili bir yayın yapacağız. Bugünlerde özellikle tüm dünyada acılarla yoğrulduğumuz ve acılarla büyüyüp dönüştüğümüz bir dönemden geçiyoruz. Özellikle, maalesef. Evet, özellikle Gazze'deki kardeşlerimiz bu zulmü, soykırımı hepimizin gözü önünde yaşıyorlar. İşin en ilginç tarafı, hepimiz, bütün dünya, liderler, yöneticiler, halk, milletler, herkes seyrediyor, seyrediyoruz. Ama bir çözüm yok ve gözümüz önünde soykırım devam ediyor ve acımasızca devam ediyor. Evet, savaş hukukunun olmadığı, savaşın olmadığı, sadece soykırım ve yıkımın olduğu bir süreçten geçiyoruz. Tabii Gazze'deki kardeşlerimizin duruşları, o tevekkül, iman ve Allah'a dayanmalarını da görüyoruz. Bizler de burada başka bir sınavdayız. Sen, ben, hepimiz bunu kendi aramızda da konuşuyoruz. O suçluluk duygusunun, bir şey yapamıyor olmanın verdiği, seyrediyor olmanın verdiği bütün ağırlık, bütün o acı da bizim üzerimize kalıyor. Tabii ki kalsın, bu kadar büyük bir problem yaşanıyorken tabii ki üzüleceğiz, ağlayacağız. Enteresan bir şekilde çoğu insanın depresyonda olduğu, yaşam enerjisinin düşük olduğu, çaresizlik duygusunu çok yoğun yaşadıkları bir dönemden geçiyoruz. Ama burada bizim özellikle belirteceğimiz nokta şu: bu acıyı ve çaresizliği hissetmemiz çok insani, çok doğal. Ancak biz bunun içine gömülüp kalırsak ve bunun içinde kaybolursak, o zaman ne kendimize, ne etrafımıza, ne de yakınlarımıza bir faydamızın dokunmadığı bir sürece gark olmuş oluyoruz. Ve depresyonun içinden çıkamaz hale geliyoruz. Bugün özellikle depresyondan, acıdan, bu suçluluk duygusundan bunları nasıl dönüştürebiliriz? Ve nasıl günlük hayatımızda diğerlerine ve kendimize de katkı sağlayacağımız bir düzlemde bulunabiliriz? Ben böyle bir giriş yapıp bırakayım. Evet, güzel güzel bir giriş oldu hocam. Evet, yani epeydir biz birlikte canlı yayın yapmamıştık. Her sene şey oluyor, bir gelen gideni aratıyor durumu oluyor. Geçen sene depremin acısını, yıkımını yaşadık hep birlikte. O zamanlar hep şey konuşurduk hatırlıyorsanız. Yani şimdi bu deprem, çaresiziz, hani elimizden bir şey gelmiyor, insanlar enkaz altında falan.
Benim oralarda kendimi teselli edebilme yöntemlerimden bir tanesi şuydu. Diyordum ki bu Allah'tan geldi. Yani en azından biliyoruz ki hani yaradan, yapan yaptıran Allah, böyle bir şey oldu ve biz buna çaresiz hani katlanmak zorundayız gibi bir şeydi. Ve diyordum ki iyi ki savaş değil. Bu yıkım bir savaşla olsaydı, şimdi bu çaresizliğin ve yıkım duygusunun yanında bir de zulmedene öfke duygusunu taşıyor olacaktık falan diye teselli ediyordum. Şimdi bu sene o tesellim de yok. Yani zalim de var karşımızda. Yani öfke duygumuzu hak eden bir muhatabımız da var. Şimdi biz bu acıların içinden nasıl geçeceğiz? Nasıl çıkacağız? Nasıl sağlıklı ruh halinde kalacağız? Hakikaten sizin de dediğiniz gibi enteresan bir devrede yaşıyoruz. Belki de dünyada her devir oluyor böyle şeyler de. Evet. Yaşarken mi ağır geliyor bilemiyoruz. Yani sonuçta Birinci Dünya Savaşı'nı gören bir nesil de oldu. İşte Orta Çağ'da ne bileyim Engizisyon yıkımlarını, yakımlarını gören nesiller de oldu. Savaşı'nda Evet. soykırıma uğrayan Yahudiler de oldu. O soykırıma uğrayan Yahudiler olduğu için İkinci Dünya Savaşı'nda binlerce ölümler oldu. Ama şimdi o soykırıma uğrayan kişilerin, tabii ki bütün Yahudileri tenzih ederim, isyan eden, haksızlığa dur diyen, hayır diyen Yahudiler de var. Ve o Yahudilerin eliyle şimdi başka bir soykırım yapılıyor. Çok enteresan değil mi Çok, bu? çok. Enteresan. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Mesela ben burayı merak ediyorum. Şimdi bu nedir? Bu atasal aktarım mıdır? Hani biz buna kalbin rehberliği gözlüğüyle bakarsak eğer nasıl yorumlarız? Yani şimdi şöyle bir şey var. Orada yapılmış olan soykırım yapıldı. İşte bir sürü şimdi hissettiğimiz duyguları o dönemde de insanlar hissetti. İnanılmaz kıyımlar, kamplar, işkenceler yapıldı. Onların yapıldığı dönemde onlar kayıtlarını aldı. Şimdi genetik kayıtlarında bu kodlar var. Şimdi işin ilginç tarafı, orada bastırılan acılar, öfkeler, kızgınlıklar, kayıplar, korkular bir gölge yan gibi bu tarafa doğru evrildi. Yani şimdi şeyi görüyoruz. O kolektifte o yönetimin ortaya çıkardığı öfkeyi, o zulmü, o zalimliği, acımasızlığı görüyoruz. Yani gölge yanların hepsinin şimdi ortaya çıktığını ve görünür olduğunu görüyoruz. Şimdi şöyle belki açıklayabiliriz. Çok basit bir örnek, hepimizin anlayacağı. Mesela kadınlar kayınvalidelerinden çok zulüm görürler, acı yaşarlar, şiddet görürler. Sonra bu şiddeti gören kayınvalideler kendi gelinlerini aldıkları zaman onlara karşı hoşgörülü, anlayışlı olmak yerine bayrağı onlar alır. Bu sefer onlar yeni gelen gelinlere karşı acımasız ve gaddar bir şekilde davranır. Burada aslında sevgi akışının kesildiğini görüyoruz. Yani sevginin akmadığı, sevgiyi içeride hissedemeyen kişiler bu döngüleri kıramıyor. O sevgi kesintilerinin olduğu yerlerde ne oluyor? Zulüm görmüş olan kişinin hıncı, öfkesi, acımasızlığı eğer bunu dönüştüremiyorsa ve sevgiyle yoğuramıyorsa o zaman başka bir yere kanalize oluyor. Bugün gördüğümüz aslında gölge yanların ortaya çıkması, karanlığın ortaya çıkması, en şiddetli, en acımasız haliyle ortaya çıkması. Bugün bakıyorum bazı görüntülere, Walking Dead diye bir dizi vardı. O dizideki görüntülerin olduğu sahnelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Yani bunu insanlık olarak anlayabilmek mümkün değil ve gerçekten bu yaşanıyor ve biz hiçbir şey yapmıyor muyuz yani ülkeler olarak? Burası akıl tutulması yaşadığımız bir şey gerçekten. Şimdi Evet. da senin dediğin gibi genetik kayıtlar var, atasal aktarımlar var. O atasal aktarımları nasıl dönüştüreceğimiz çok önemli. Buradan şuraya geçeyim ben. Şimdi buradaki yaşanılan, bu kolektifte yaşanılan
acı, üzüntü, korku, yalnız bırakılma, desteksiz kalma gibi bir sürü duygular var. Şimdi bu duyguları biz kolektiften alıyoruz. Bu acıları görüyoruz, hissediyoruz, alıyoruz ve kendi içimizde bununla ilgili nasıl bir bakış açısı varsa o bakış açısı besleniyor. Yani eğer ben depresyona yatkın bir insansam ve geçmişimde de depresyonla ilgili kayıtlar varsa, o zaman bugünkü yaşanılan, gördüğümüz şeyler, dünya düzleminde gördüklerimiz benim depresyonumu tetikliyor. Ve ben depresyona çekiliyorum. Bazı kişilerin genetik kayıtlarında anksiyete var. O kişiler anksiyetik durumları tetikleniyor ve anksiyete içinde boğuluyorlar ve kayboluyorlar. Ya da başka sıkıntıları olanlar da o sıkıntılarıyla birebir özdeşleşiyor, aktive oluyor ve onların içinde kayboluyorlar. Bugün ben, sen ya da hepimiz hem çalışmalar yapıyoruz, danışanlar alıyoruz, hem de eğitimlerde görüyoruz. Yani çalışma yaptığımızda bile birkaç çalışmayla ayağa kalkamayacak durumda olan ya da 7-8 çalışmayla ayağa kalkamayacak durumda olan kişileri görüyoruz. Kurban bilincinden besleniyorsa hem kendi özel hayatında yaşadığı sorunlar hem de kolektifteki bu bilgiler birleşiyor ve kişi kurban bilincinden, çaresizlikten ve o gömüldüğü, takılı kaldığı acının içinden çıkamaz hale geliyor. Evet, Katmer. zaten bunu gözlemliyoruz. Şu ara bireysel danışmanlık için başvuranların büyük bir kısmı kaygı, panik atak, anksiyete inanılmaz artmış vaziyette. Peki, Yaşam enerjisi yok. yok yaşam enerjisi hiç, ya aslında biz de toparlamakta çok zorlanıyoruz. Yani hani çalışmalar yapıyoruz dediğiniz gibi kendimize, ben mesela yaşam enerjimi toparlamakta gerçekten zorlanıyorum bu ara. Yani özellikle hani dışarılara çıkıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama hiç o eski coşku, eski heyecan yok. Şimdi ben burada şunu da sormak istiyorum. Hepimiz muhakkak etkileniyoruz. Ama görüntüleri izlemesek bile zaten kolektiften akıyor bu enerji. Bulaşıcı herkesten herkese. Genetik kodlarında işte soykırıma uğramış insanlar varsa atalarımız, işte göç travması yaşamış olanlar varsa zannediyorum onlar bir nebze daha çabuk etkileniyorlar veya bir tık daha fazla tepki veriyorlar. Ben bunu kendimde gözlemledim çünkü. Başka bir şeyler tetikleniyor. İçeride çok derin hüzünler tetikleniyor. Bu arada hocam hani biz konuşmaya daldık geçiyoruz ama ben şu duyuruyu da yapmak istiyorum. Hani bu atasal aktarımlarımızı, bu tetiklendiğimiz noktaları temizlemeyi öğrettiğimiz bir eğitimimiz var. Hani izleyenlere de duyurmuş olalım. 20 Aralık'ta başlıyor kalbin rehberliği eğitimi. Bu eğitime katıldığınızda atalardan gelen aktarımlarınızı, kolektif bilinçten akan bu negatif aktarımları kendi bilinçaltınızdaki kodlamaları nasıl tespit edip nasıl arındıracağınızı öğreniyorsunuz. Ben hep diyorum bu zor ve sıkıntılı süreçlerde eğer çalışmalar olmasaydı gerçekten ne yapardım diye hakikaten düşünüyorum. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi sorumu bir daha yeniliyorum. Bu soykırımı genetik kodlarında taşıyanlar, göç travması olanlar sizce daha mı çok etkileniyor bu durumdan? Evet, çünkü içeride bununla ilgili kayıtlar var, kayıplar var. Evet. Mesela pek çok kişi, belki bizi dinleyenlerin içinde vardır, içeride sürekli hissettikleri bir yas duygusu, hiç bitmeyen bir yas duygusu ya da içeride çok derinlerde keder duygusu, kaybolmuşluk duygusu. Bunların hepsi zaten genetik kodlarında var. İki nesil, beş nesil, işte kaç nesil önce ataları bunları yaşamışsa kişi bu duyguları biliyor, kayıpları biliyor. Maddi, manevi, can kayıplarını biliyor. Bunları bildiği için bunlarla ilgili sıkıntılar yaşadığında, teşekkür ederim. Bunlarla ilgili sıkıntıları yaşadığında otomatik o içerideki programda kayıtlı olan duyguların hepsi yukarı çıkıyor, yani görünür oluyor. O zaman gerçekten işte 10 üzerinden 2 hissedecekse ya da 5 hissedecekse 10 üzerinden 10 hissediyor. Şimdi bizim dönem tabii ki üzülmemiz olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Zaten hissetmemiz,
etmemiz, suçluluğu hissetmemiz. Bunlar bizim bu dönem olması gereken duygular. Eğer bu yoksa zaten insanlığımızdan nasibimizi almamız demektir. Ama bak mesela bir arkadaş astım boğuluyorum diyor. Duygular o kadar Evet. diyor ki kişinin astımı var ve o tetiklenme onun bütün fiziksel sistemini hasarlı hale getiriyor. Şimdi bizim burada amacımız bir miktar işte yaşam enerjimizin düşmesi, üzülmemiz. Bunlar çok doğal olması gereken insani özellikler. Ama biz bu duygularla birlikte ne yapacağız? Bu duyguları yöneterek, bu duygular yanımızdayken normal hayata adapte olmayı başaracağız. Yani hem bu duyguları içeride taşıyacağız, bu duygular bizi dönüştürecek, bu duygular bizi olgunlaştıracak. Bu duyguları hissederken ve bunun yanı sıra ne yapacağız? Günlük hayatımızı da devam edebilir hale geleceğiz. O zaman bunun dışında böyle çok neşe içindeyiz, coşku içindeyiz, mutluluk içindeyiz. Bu dönem bu zaten olmasını Mümkün değil. işte. Ama şöyle bir şey oluyor. Bizim bu çalışmalarla kendi enerjimizi bir miktar yükselttiğimizde, acımızı bir miktar dönüştürdüğümüzde, işte acının içinde boğulmak yerine acıyı buranda hissettiğin halde hayata devam edebilir halde olabilmek noktası geçtiğin zaman zaten kolektifin enerjisini yükseltmiş oluyorsun. Bizler çalışmaları yaparak kendi seviyemizi, frekans seviyemizi yükseltiyoruz, değil mi? Bakış açımızı değiştiriyoruz. Tabii ki. Daha sakin, daha dingin, daha belki olayların arkasındaki hikmeti görmek için Hikmeti bazı görerek. pencereler açılıyor. Bazen o açılan pencereler bizi ne yapıyor? Bir nebze rahatlatıyor. Bunun arkasında görünür olan başka şeyler var diyoruz ki bugün mesela hepimizin gördüğü, bütün dünyadaki milletlerin dalga dalga ayaklandığı, İslam'la tanıştığı, Kur'an'la tanıştığı, başka bir boyuta geçildiği bir dönemi yaşıyoruz. Dünya aslında tam bir değişim ve dönüşüm döneminde. Dönüşüm. Tabii Hiç ki. şey. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bizim bu 2024'ten sonra inanılmaz değişimler olacak. Belki yönetimler, belki devletler, belki yönetim şekilleri, pek çok şey değişecek. Artık insanlar zulmü yapan kişilerle bir arada kalmak istemeyecekler. Ya da bunun için ne yapmaları gerekiyorsa zaten harekete geçmiş durumdalar. Böyle bir durum söz konusu. Peki biz buradan kalbin rehberliğine gelirsek, burada pek çok öğrencimiz ve arkadaşımız var. Görüyorum isimlerini de. Kalbin rehberliği eğitimiyle biz işte bu yaşadığımız acıların neyini azaltıyoruz? Yoğunluğunu azaltıp daha yönetebilir hale Hale getir, geliyor. daha dönüştürebilir hale getiriyoruz. Burada tabii şimdi bizim arkadaşlarımız ne yapacak? Yazacaklardır. Eğer kalbin rehberliği eğitimleri olmasaydı dediğin gibi bu süreçleri bu kadar kolay geçirebilir miydik? Ben, sen, hepimiz gerçekten zaman zaman açıp burada neyi görmeliyiz, buradaki duyguyu nasıl dönüştürmeliyiz diye çok düştüğümüzde ne yapıyoruz? Çalışma yapıp burayı dönüştürmeye çalışıyoruz. Toparlamaya çalışıyoruz. Evet. Ben şöyle bir şeyim de var, sitemim de var. Kadınlara özellikle bu danışmanlık yaptığımız süreç ya da işte yine eğitim alan arkadaşlarımız gene belli bir süre sonra kurban psikolojisinden çıkıyor. Orada sorun yok. Çünkü bizim WhatsApp grupları devam ettiği için kurban psikolojisinde bize gelen çok kişi oluyor. Eğitimi alıyor. Ben nasıl yapacağım? Ben yapamam ki. Ben edemem ki. Ben anlamam ki. Şu şöyle miydi? Bu böyle miydi diye hepimizi bir harekete geçiriyor. Zaten gelirken başlangıçta şöyle, ben bu eğitimi almak isterim ama ben yapabilir miyim acaba? Diyorum ki niye yapamıyorsunuz? Ben yapabilirim. Neden? Tabii. Sen niye yapamazsın? Şimdi burada benim sistemim şu. Hadi bir şekilde eğitim alan arkadaşları WhatsApp gruplarında bir şekilde hepimiz, bütün arkadaşlar destek oluyor ve o destekle onları oradan çıkarıyor. Ama benim asıl sistemim bu eğitimleri almak için hiçbir çaba sarf etmeyen,
Neden eğitimleri diyorum? Seans almak istiyorlar. Şimdi birkaç seansta bu kurban psikolojisinden çıkamıyorlar. Çaresizlik duygusundan çıkamıyorlar. Arkadaşlar, kendimizi bu kadar değersiz, bu kadar güçsüz, bu kadar işe yaramaz düşündüğümüz için ne hayatımızda mutlu olabiliyoruz, ne çocuklarımızla, eşimizle, kardeşlerimizle ilişkilerimiz güzel, ne de mutluyuz. Yani hayatımız zehir olmuş, kendimizi içe kapatmışız ama böyle de devam ediyoruz. Ben yapamam ve değersizim duygusu ve çaresizlik duygusu o kadar yoğun ki bunu kabul edebilmem mümkün değil. Benim en rahatsız olduğum şey. Yani sen kadınsın, kadınların içindeki gücü görmek lazım. İçimizdeki gücü görmek lazım. Ha şunu söyleyelim. Ben kendimi güçlü şu an görmüyorum. Ben şu an kendimi değerli görmüyorum. Çaresiz görüyorum. Şu an diplerdeyim. Ama bunun bir çözümü var mı? Ben o çözümü tutup bırakmadan devam etmek istiyorum diyebilsinler. Yani tutun bir yerden ne kadar ilerleyebilirsen. İlk başlarda küçük küçük olacak. İlk başlarda az az olacak. Ama sonra ne olacak? Sonra inanılmaz bir değişim olacak. Ya sen bu kadar aciz, değersiz, çaresiz değilsin ki. Bizim kadınlara pozitif ayrımcılığımız var biliyorsun. Şimdi erkekler bunu söylese tabii onlara da aynı şeyi söyleriz ama yine de kadınlar söylediğinde ben bunu hiç kabul edemiyorum. Ve gerçekten içimde şey oluyor, kızıyorum yani ve sitem etmek istiyorum. Kendine gel. Yani herkes yapabiliyorsa bugün profesöründen, doçentinden, akademisyeninden, ev hanımından, ilkokul mezunundan, liseden yani 70 yaşındaki danışanımızdan eğitim alan, 82-83 yaşında eğitim alan onlar yapabiliyorsa sen niye yapamayacaksın kardeşim ya? Benim böyle bu arada danışanlarım var. Onları böyle sarsmak istiyorum. Ya kendinize gelin, çıkın. Çıkın, buradan bir çıkış var. Bu çıkış içinde biz bu işi tabii ki yapıyoruz, profesyonel yapıyoruz. Bu eğitimleri alın dediğimizde de ya bunlar zaten profesyonel yapıyor. O yüzden eğitim satmaya çalışıyor gibi bir algı oluşabilir. Ama bunun böyle olmadığını çalışmaları aldıktan sonra ya da eğitime geldikten sonra görüyor, arkadaşlarımız da görüyor. Yani söyleyecek bir şey yok. Bu dönem zaten inanılmaz bir süreçten geçiyoruz. Hiç değilse kendi içimizde bazı ayarları dönüştürelim. Şimdi engel olamadığımız, ulaşamadığımız, düzeltemediğimiz, değiştiremediğimiz bir sürü insan bir sürü sıkıntıyı yaşatıyor mu bu dünyada? Yaşatıyor. Onları bizim değiştirebilme şansımız var mı? Hayır. Ama ne yaparsak değişim olur. Biz kendimizi değiştirirsek, biz yakınlarımızı değiştirirsek o zaman onlarda değişim ortaya çıkabilir. Onlar azınlıkta kalır. Bizim bilinç seviyemiz yükselir. Bizim gibi herkese insan gözüyle bakabilen ve sadece insan değil, bu dünya düzleminde yaşayan bütün canlılara can taşıyor gözüyle bakabilir hale gelmemiz lazım. Yoksa bu dünya yaşanılır bir yer değil. Ben hep söylüyordum, gülüyordunuz ya Emel. Hayırlısı Hayırlısıyla bir gitseydik. bu dünya yaşanılır bir dünya değil yani. Ama bu kadar problemin, bu kadar sıkıntının içinde biz bir şeyler yapmazsak, biz içeride o huzuru yapamazsak arkadaşlar bu dünya düzlemini bilmiyorum yani nasıl geçecek? Kaldırmak zor, tabii ki. Evet, zorlu bir okuldayız aslında. Tekamül okulu burası, öyle görüyoruz. Şimdi hocam, valla çok samimi bir şey söyleyeceğim. Hani siz değindiğiniz için dediniz ya, hani böyle söyleyince sanki insanlara eğitim satmak istiyormuşuz gibi falan oluyor diye. Ben çok açık şunu ifade edeceğim. Şimdi hani piyasada bir sürü eğitimler var. Bir sürü değişik değişik eğitimler veriliyor. Hani kimi çok yüzeysel, evet çok güzel eğitimler de var. Hakikaten çok yüzeysel seviyede diyebileceğimiz böyle ikinci, üçüncü boyut eğitimler var. İnanılmaz fiyatlara veriliyor. Yani biz Kalbin Rehberliği ekibi olarak burada hani bu fiyatı da o kadar minimumda tutuyoruz ki
herkes faydalansın, herkesin alabileceği bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte işin içine kampanyalar koyuyoruz, işte taksitlendirme getirmek için ekstra ekstra uğraşıyoruz. Her toplantıda da ne diyoruz? Ya biz şu kendimizden önce bir başkasını düşünme işini ne zaman bırakacağız acaba filan diye, değil mi? Hep hani insanların alabileceği seviyelerde tutmaya çalışıyoruz. Ama sonuçta hani burada da bir ekip var. Bu işin de bir bedeli olmak durumunda. Olabilecek en minimum bedel de tutmaya çalıştığımız eğitimler. İnsanlar da artık hani bir zahmet bir değişime dönüşüme niyet edenlerden bahsediyorum. Bir zahmet kendileri için bir yatırım öyle düşünecekler. Bir şey yapıp bu yolculuğa çıkmanın yolunu öğrenecekler. Burada size rehberlik yapacak bir sistem var kalbin rehberliğinde. Ve çok güzel sonuçlar alıyoruz. Yani katılan arkadaşlar da görüyorum. Hakikaten çok güzel yorumlar yazıyorlar deneyimleyenler de. Hayat değişiyor. Hayata bakış açımız değişiyor. Sadece bir bakış açısının değişmesiyle, bazen o eğitimde karşımıza çıkan tek bir cümleyle kişi tamamen ayağa kalkabiliyor. Tamamen. Yani biz bunları seanslarımızda yaşıyoruz. Tek bir cümle. Hani diyecekler ki bu kadar basit mi? Evet, gerçekten bu kadar basit. Ben geçen hafta yaşadım mesela böyle bir deneyim. Tamamen depresyonda, işte hiçbir şekilde yataktan bile çıkamayacak pozisyonda birisi. Çalışmada karşımıza çıkan, kalbin rehberli dosyasında tespit ettiğimiz bir korkusuyla karşılaştı. Konfor alanından çıkma korkusu. Dedi ki, aa, aa, ve bir sonraki seansa cin gibi geldi böyle. Ve işte o kadar güçlü bir kadın ki aslında, ama gücünü tamamen yok saymış. Yok Evet. saymış. Ve konfor alanından çıkma korkusuna bir yapışmış, bir tutunmuş, depresyonun dibinde ve zannediyor ki ben hiçbir şey yapamam. Bunu fark etti. Bir sonraki seansa bambaşka biri olarak geldi. Diyor ki inanamıyorum diye ya. Dedim ki valla ben inanıyorum, çünkü biz böyle o kadar çok insan gördük ki. Tek bir cümle, evet. Tek bir cümle yetiyor bazen. Orada onun kilit noktası, kilidi açacak olan nokta orasıymış. Tabii. Şimdi aslında çalışmalarda hep en alttaki kaynağa gidiyoruz ya, ya da problemin nereden kaynaklandığına, olaya, duyguya, inanca gidiyoruz. Orada doğru kaynak, zaten çalışmalarda bir sürü noktalar çıkıyor. O noktalar, o problemin altında yatan sorun olduğunda tabii ki orası ne oluyor? Açılıyor ve değişim gerçekten başlıyor. Ben de Evet. şey, çok ilginçtir bu diş sıkma, çene sıkma geceleri çok büyük bir problem. Ben de onunla ilgili çok şaşırmıştım. Şöyle birkaç seans yapmıştım. Düzeliyor, sonra geri geldiğini söylüyor. Ama şiddeti azalmış bir şekilde geri geliyor. Ama yine var diyor. Strese girdiğinde, anksiyeteye girdiğinde yeniden dişlerini sıktığını fark ediyor. Sonra bir iki seans daha yaptık. Tamam, düzeldi gibi dedi. Ama yine bir depresyon, işte anksiyete, bir şey, bir öfke falan olduğunda yine dişlerinde sıkma olayının olduğunu söyledi. Tabii her çalışmada derecesi düşüyor. Şiddeti azalıyor. Peki dedik, ay sıkıldım artık dedim, dosyanın başına otururken hiç unutmuyorum, dedim ki ya bunun asıl kaynağı ne ki, beni neden dolaştırıyor, tek bir kaynak, tek bir nokta, bana göster buradaki problem nedir. Sonra çok enteresan, Zeliha sen de dinle o zaman, diş sıkması varsa, çok enteresan dedi ki, kişi başkalarının yükleniyor. Cümle bu Bu kadar. kadar. Biliyor zaten hep yükleri alan, verme dengesi bozuk olan kişi olduğunu biliyor zaten. Ama yükleri yüklenmek dişi ana problemler. Peki bununla ilgili bir frekans çıktı. Ben o bir frekansı yükledim. Bir daha diş sıkmasıyla ilgili olay gündemden düştü. Evet, yani çok ilginç. Evet, bu kadar basitken bu problemi senelerce taşıyabiliyoruz. Senelerce. Benim yıllar yıllar önce hocam, hatırlarsınız işte, daha bu eğitimleri almadan en büyük problemim uyku bozukluğuydu. Korkunçtu uyku bozukluğu. Benim uyku bozukluğumun altında ben göç travmamın, atalarımın yaşadığı sıkıntılar olduğunu gördüğüm an o gece bitti. Ve ben ondan sonra bir daha hiç uyku...
yapılmamıştı ya Emel, o zaman çalışma bile yapmadık. Sadece senin ailende göç travması var mı dedim. Göç var mı dedim. Evet. Sen de var. Şimdi göçlerde, o da uyku problemi olanlara yine bir örnek olsun. Göçlerde o göç yolunda tehlikelerle dolu bir yolculuk yapıyorsun. O yolculuğu yapan atalar eğer uyurlarsa tehlike altında kalabilirler. O zaman ne yapıyor? Her an tetikte ve uyumamakla ilgili bir kodu var. Uyumamak güvenlidir. Sen de o genetik kodları aldığın için uyku sorunu aslında. Aynen. Evet. Tek bir cümleyle ve o akşam çözülmüştü. Hatta şehir dışındaydık. Ben şey diyordum, biliyor musun? Ben normalde uyuyamam. Şehir dışına çıktım. Hiç hayatta uyuyamam. Ben bu gece sabaha kadar oturacağım falan diyordum. Sonra biz bunu konuştuk. Sonra ben yattım. Bir güzel uyudum. Yıllar oldu. Bir daha da hiç uyku problemim olmadı. Yani mandıra filozofu gibi. Uykum geldi, uyudum. Uykum bitti, kalktım. Evet, bunlar mümkün arkadaşlar. Hani biz böyle mucize anlatıyor gibi belki geliyordur bazılarının ama çalışmayı yapan arkadaşlar da görüyoruz. Hakikaten çok enteresan bağlantılar kuruyor bilinçaltı. Geçen biz bir posta paylaşmıştık. Bana çok ilginç geliyor. Yine bunu da burada tekrar etmek istiyorum. Bir danışanımın işte panik atak çalışıyoruz ve evden çıkamıyor. Semtler arası yolculuk yapamıyor. Şehir dışını geçtik, bir semtten diğer semte geçemiyor. İşte bu korkusunun altında şey var, hastaneden uzak kalma korkusu var. Ya hastalanırsam, ya yolda kalp krizi geçirirsem hastaneye yakın olmam lazım. Onun için kendi mahallesinin dışına çıkamıyor bu pozisyonda. Çalışmada şey çıktı, anne karnı döneminde bu kodlamayı aldığı çıktı. Anneye ait korkular olduğu gözüküyor falan. İşte soruyoruz, babasının kaptan olduğunu ve uluslararası sularda hani böyle aylar süren seferlere çıktığını beyan etti. Annesi kişiye hamileyken babasıyla birlikte sefere çıkmış. Ve annesi o sefer boyunca, hamileliği boyunca yaklaşık bir 4-4,5 aylık falan yolculuk yapmışlar. Ya yolda başıma bir şey gelirse ne yaparım korkusu. Yani okyanusun ortasında aylarca yol gidiyor. Yani hastane yok, hiçbir şey yok. Bu korkuyu çok fazla taşımış annesi. Ve bu hanımı doğurmuş sağlıklı bir biçimde. Daha sonra ikinci bebeğine hamile, bu kadıncağız da daha küçük, işte böyle 2-3 yaşlarında tahmin ediyorum. Anne ikinci bebeğine hamile, yine bir sefer var. Bu sefer ilk çocuğu da yanlarına alıyorlar. Yine anne hamile ve yine uluslararası sulardalar. Annenin korktuğu senaryo orada gerçekleşiyor. Ve anne düşük yapıyor. Geminin ortasında, okyanusun ortasında bir gemide işte yetersiz sağlık ekipmanı, belki bir kadın doğum uzmanı yok, bir şey yok. Ve anneyi gerçekten ölümden döndürüyorlar kan kaybından. İşte çok yakın bir adaya falan, böyle uzak doğuda bir adaya indirip, ismini unuttum şimdi. Orada hayata döndürüyorlar falan. Ve şimdi kişi anne karnında almış olduğu bu kodlamayla şu anda hastaneden uzaklaşamıyor. Ama bunu fark ettiği anda kodlama değişiyor, dönüşüyor. Ya işte bu kadar. Evet. Evet ya. Çünkü kendine ait zannediyor korkuyu. Evet. Enteresan. Şimdi biz de zaten çalışmaları yaptığımızda çok şaşırdığımız ya da şöyle hayret duygusunu yoğun yaşadığımız durum ortaya çıkıyor. Orada bağlantının sorunun kökeniyle bağlantısını bulduğumuzda çok böyle heyecanlandığımız, çok hayret ettiğimiz seanslar oluyor gerçekten. Çok. Bu arada sadece tespit etmek sorunu çözer mi demiş Arzu diye bir arkadaşımız. Sadece sorunu tespit etmek farkındalık açısından çok önemli. Ama biz frekans yüklemesi yapıyoruz. Frekans yüklemesi yaptığımız için sorunlar bu kadar kolay çözülüyor. Yoksa piyasada çok fazla bununla ilgili eğitim var. Farkındalık, fark etme. Fark etmek yetmiyor her zaman arkadaşlar. Bizler de yıllarca pek çok şeyin adını koyduk, fark ettik ama düzelmedi, değiştiremedik. Onların düzelebilmesi için ihtiyacınız olan frekansların da aynı zamanda yüklenmesi gerekiyor ki sürecin hızlı ilerleyebilmesi için. Bir de hocam bu şeyde kalbin rehberliği dosyasında frekans yüklemeleri yapıyoruz ya. Orada mesela inanılmaz ya, ben hala şaşırmaktan yorulmadım. Hala şaşırıyorum. Çok
ilginç. Mesela kişide işte enerji tespit ediyoruz. İşte hangi duygu var? İşte korku. Bakıyoruz enerji alanında nerede? Fizik bedende nereye etkilemiş? Mesela böbrek bölgesini etkilemiş. İşte bir bakıyoruz öyle bir doğal taş istiyor ki oraya. Doğal taşın ne işe yaradığına bakıyoruz. İşte böbrekleri temizler. Ümitsizliğe, öfkeye, depresyona gir. Böyle hep nokta atışı. Yani evet, inanılmaz. Ben var ya ruhların bilgeliği önünde şapka çıkarıyorum. Çünkü biz bunu da kişinin yüksek bilincine sorarak yüklüyoruz aslında. Diyoruz ki bak senin şuranda işte böbrek bölgende bir enerji tespit ettik. İşte bu sana korku veriyor. Ben buraya hangi frekansla çalışmalıyım? Kişiye soruyoruz. Kişi bizi dosyada bir frekansa yönlendiriyor. O frekans böbreği temizleyen frekans çıkıyor. Ya yani diyorum ki yani nasıl bir şey bu yani hani çok enteresan. Diyorum ya şaşırmaktan artık ne kadar şaşırdığımı hala şaşırıyorum. Evet, şey enteresan oluyor. Ben de onu duyuyorum. Yani hala sistemin içinde olup yıllarca bununla ilgili seanslar, işte eğitimlerde bir sürü seans, orada burada bir sürü seanslar. Ama dediğin gibi gerçekten hayret duygusunun her bizimle olduğunu en çok da dediğim gibi o frekanslarda öyle noktalar çıkıyor ki bizim elimizde dosyalarımızda birçok şey var, frekans var birçok. O frekansların içinden en uygun olanı seçiyor ve en uygun olanı veriyor. Enteresan geliyor evet her seferinde. O da seans yapma zevkimizi de artırıyor aslında. Artırıyor kesinlikle. Çünkü orada hep hissiyatımız şey oluyor. O harika enerji çok güzel akıyor. Çok doğru yoldayız hissiyatı oluyor. Çözümler de çok güzel oluyor. Peki şimdi şöyle bir şey geldi aklıma. Kurban bilinci dedik. İnsanlar kendi güçlerinin farkına varamıyorlar dedik. Buradan nasıl çıkacaklarını bilmiyorlar dedik. Bu çalışmalar aslında insanların bazen şöyle bir içini ters yüz ediyor. Öyle ya yani çalışmayı ilk yaptığımızda bazı insanlar çok tuhaf duygularla karşılaşıyorlar ve içlerinde o an belki de hani hakikaten bir şeyler yıkılıyor. Yani böyle bir içeride bir karmaşa oluyor. Bir şeyler yıkılıyor, yerine yeni bir şey inşa ediliyor, bakış açısı değişiyor. İçeride bir dalgalanma var. Ve kişi bu dalgalanmadan sonra kendi gücünü görüp ayağa kalkabiliyor. İşte kurban bilincinden, çaresizlikten çıkış yolunu fark ediyor. Şimdi bunu toplum bilincine de hani kolektife de eğer yayacak olursak acaba bu şimdi aklıma geldi. Filistin böyle bir şey mi yaşıyor hocam? Ayağa kalkış süreci. Çünkü hep böyle bir mazlum oldular. Hep böyle bir gerçekten kurban edilen bir frekansla yaşadılar. Ama şimdi bütün dünya görüyor ki o mazlumluğun, o gariban enerjinin altında müthiş bir tevekkül, müthiş bir iman var, müthiş bir Allah'a güven duygusu var. Hani hepimiz Allah'a inanıyoruz da ne kadar güveniyoruz, öyle değil mi? Hani ne kadar bu güven duygusuna ne kadar samimiyiz belli değil ama onlarda tam bir teslimiyet var. Şimdi yıllarca sanki o teslimiyet demlenmiş. Şimdi bir şey geldi, bir alt böyle bir ters yüz etti de sanki gerçek ışık parlayacak gibi bir his mi var acaba? Böyle bakabilir miyiz? Evet, çok katılıyorum buna. Aslında bizler Türkiye'de yaşayan insanlar olarak çok şanslıyız. Biz kurtuluş savaşımızı yaptık ve kurtuluş savaşımızda bütün imanımızla, gücümüzle, bütün varlığımızla ne yaptık? O savaşı kazandık. Biz özgürlüğümüzü elimize aldık. Özgür bir ülke haline geldik. Şimdi ben de aynı şeyi düşünüyorum. Şimdi sıra Filistin'de, Gazze'de. Yani kurtuluş savaşlarını yapıp çıkmaları gereken bir süreçteler. Ama tabii şartlar çok ağır. Yani zaten çepeçevre sarılmış her tarafı denizden, karadan. Yani esir, esaret altında. Aslında orada savaşamıyorlar ki, bu da ayrı bir konu da. Her tarafları sarılmış ve yok etme operasyonu yapılıyor. Yani inanılmaz şeyler. Şimdi oraya tabii ne savaş hukuku var, bir şey var. Yani hiçbir şey yok. Tüm insanın bütün o canavarlaşmış haliyle orada yapılan bir işlem var. Şimdi bu böyle yürürken tabii ki ama onların içinde gücü görüyoruz. Ben şeyden çok etkilendim. İlk başladığı dönemlerde çok üzülüyordum ve
bir şey yapmamız lazım, onlara yardım etmemiz lazım. Tüm dünyanın, ülkelerin, yönetimlerin öyle olması gerektiğini düşünüyordum. Olmuyor tabii, hala olmuyor. Ama şunu gözlemledim, onlar bizim zannettiğimiz kadar güçsüz değiller. Bunu gördük, tüm dünya gördü. İnanılmaz bir güçleri var. O güçleri zaten insanların Kur'an'la yaklaşmasını, Kur'an'ı merak etmesini sağladı. O inanılmaz gücü görünce o biz sizden yardım istemiyoruz şeklinde bir açıklama gelince biz kendimiz kendi savaşımızı verip zaferimizi kazanacağız gibi bir açıklama geldi. Bunu görünce o rahatlama halini hissettim. Yani orada onlar büyük bir direniş yapıyorlar. Allah'a tevekkülleri tam, teslimiyetleri tam ama çok büyük bir acı yani yaşanılan. Çok. Şuradan da bakınca bu dünya bir illüzyon ve herkes bu dünyaya bir görevle geliyor. Onlar da şehitlik ve şahitlik makamında olduklarını bilerek gelmişler ve o makamda olmanın gururunu taşıyorlar. Bunları görmek tabii bize çok iyi geliyor. Ama orada artık Kurtuluş Savaşı'nın yapılması gerekiyor. Nasıl ilerleyecek? Ne yöne doğru gidecek? Burada bir kazanan varsa kim? Bunu hepimiz görüyoruz. Hangi çocuklar kazanıyor? İşte oradaki hangi kadınları, çocukları görüyoruz, nasıl duruyorlar? Artık Kurtuluş Savaşı'nın yapılması gerektiği bir dönemdeler diye düşünüyorum. Ama o gücü görmek de tabii bize iyi geldi. O halde şeye döndüm. Sonra dedim ki bizler şimdi piyasada da çok şey var. Ben şimdi seninle evde sohbet ediyor gibi daldım ama Emel. Biraz Öyle oldu. birden korktum seninle sohbet ediyoruz gibi oldu ama şunu söylemek istiyorum. Yani o kadar çok insan piyasada insan-ı kamil eğitimleri, yok bilmem ne eğitimleri, yok işte fütuhlar, İbn Arabiler bilmem neler. Bakıyor, kişisel gelişim ve farkındalık dersleri veren herkes bu dili kullanıyor artık. İnanılmaz bir şey. Herkes uçmuş, kaçmış, bir yerlere gitmiş, yükselmiş, olmuş. Oradan da eğitimler veriyor. Şimdi onları falan görüyorum, piyasayı görüyorum, bizleri görüyorum. Ben bu olaydan sonra şunu düşündüm. Şems'in siz sadece İslam'ın dedikodusunu yapıyorsunuz lafı geldi aklıma. Ve bu duygudan bir türlü çıkamadım. Bizler ve bu piyasada çok büyük büyük konuşan herkes sadece İslam'ın dedikodusunu, tasavvufun dedikodusunu yapıyor. Gerçekten bunu yaşıyor olan haleden zaten bu şekilde konuşmuyor. Ortaya çıkıp böyle konuşmuyor. Haleden kişi başına bela da geldiğinde, musibet de geldiğinde, sevinçli bir olay da geldiğinde hepsine bir gözle bakabiliyor. Çünkü sevgiliden geldi diyor. O hal etmiş. O hal ettiği için bir cümle söylediğinde de karşıdakinin gözleri doluyor. Bir şeyden bahsettiğinde ta kalbimizin içi etkileniyor. Ama onun dışında sadece İslam'ın, tasavvufun, işte eğitimlerde bir de bunu kullanmak ve bununla ilgili dedikodular yapmak biz oradan çıkamıyoruz galiba. Ve Türkiye'de piyasada şimdi çok yoğun bir şekilde bu sistemle dolu. Açıkçası biliyorsun hani yayınlar yapalım, canlı yayınlar, şunu yapalım, bunu yapalım. Ben mesela artık hiç yapmak istemiyorum. Hiç içimden gelmiyor. Çünkü o kadar çok konuşma, o kadar çok akıl verme, o kadar çok o kadar çok söylem var ki büyük büyük. Yani artık o söylemleri duymak da istemiyorum. Bu piyasada olup sohbet yapmak bile bana çok itici geliyor. Aslında yine yapmamız gerekiyor, tekrar başlamamız gerekiyor. Tamam başlayacağız filan. Hani diyorum içimize de, benim içime de gelsin hani bu duygu. En azından psikoloji temelli, farkındalık temelli videolar yapalım falan. Ama inanın yani ekrandan, videolardan, oradan buradan kaçmak geliyor içimden. Yine şeye bağlayacağım. Hal etmek başka bir şey. Bunu görüyoruz. Ama işin dedikodusunu yapmak başka bir şey. Bu işleri anlatırken, böyle büyük büyük konuşurken
başımıza bir felaket geldiğinde nasıl duruyorsun? Ha durabiliyorsan helal olsun. Ama duramıyorsan o zaman da büyük büyük de çok konuşmamak gerekiyor gibi düşünüyorum. Evet. Şimdi Filistin halkı aslında onu gösteriyor. Durabildiklerini, başlarına büyük bir felaket geldiklerinde bunun karşısında nasıl sağlam durabildiklerini gösteriyor. Evet, esaret altındalar. Belki ellerinde savaş için bir materyal yok, top yok, tüfek yok vesaire yok ama sosyal medya var şimdi artık dünya başka bir düzlemde yaşıyor ve bütün dünya onların o duruşunu canlı canlı izliyor ya, belki de en büyük silahları bunlar. Yani o yüzden hani oradan destekleniyorlar. Evet, bizim işe de gelince çok çok haklısınız hocam. Hani bu işin dedikodusuna çok döndü piyasa. Biz de diyoruz ki neye inanıyorsanız inanın, nasıl inanıyorsanız inanın. Ama önce bir kendi içinizle bir barışmayı öğrenin, kendi içinize bir yolculuk yapmayı öğrenin. Yani çıkış noktanız burası olsun. Çıkış noktası hani dediğiniz gibi bugüne kadar tasavvufla ilgili en ufak bir fikri olmayan birisi İbn Arabi'nin bir eğitimini alıyorum diye çıkıyor. Yani Hazreti anlamak, Hazreti idrak etmek o kadar kolay mı bilmiyorum. Değil olsa gerek yani. Çok zor geliyor işler bana öyle İbnül Arabi'den ne bileyim Mesnevi okumaları falan diye başlıyorlar. Sana Kamil Eğitimleri diye bir eğitim verildi. Böyle bir eğitim verildi. Ben rastladım hani bir zaman önce. Şok çok. Yani aslında burada mesele kişilerin seçim haklarında ve biraz akıllı olmakla ilgili bir şey. Yani büyük büyük konuşan kişilerle ilgili konuşmak değil, hal etmek, oraya bakmak lazım herhalde. Biz bu arada eğitimin dışında her şeyi konuşuyoruz. Evet. Yo, şimdi buradan bizim eğitime şöyle bağlamak istiyorum ben. Evet. Dediğim gibi neye inanıyorsanız, nasıl inanıyorsanız inanın. Ama şunu bilin ki yani kendi içinize yolculuk yapmadıkça hayat yolculuğunuz çok kolay olmayacak. Kendi içinize yolculuk yapıp kendinizi tanıdığınız sürece hayatta daha rahat yürümeniz mümkün. Evet. Etrafı düzenlemek mümkün. Hani bu 2 ile 2'yi topladık, 4 etti. Bunun gibi bir kural değil mi hocam? Evet. O kadar O güzel zaman. yerden girdin ki Emel, bütün mesele kendi içimizde kendimizle tanışmak. İşte biz içimizde kendimize ait potansiyeller, yetenekler saklı duruyor tohum gibi ya da gölge yanlarımız içeride saklı duruyor. Biz eğer o yeteneklerimizle, potansiyelimizle bağlantı kurabilirsek o tohumu suluyoruz, yeşertiyoruz, büyütüyoruz ve o yetenekler açılıyor, görünür oluyor. Biz bu dünya düzlemine potansiyellerimizi ve yeteneklerimizi ortaya çıkarmak için geldik. Eğer bunları çıkarmadan öbür tarafa gidersek yazık bize. Yani o potansiyellerimizi ortaya çıkarmamız için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Bunun için kendimizi tanımamız lazım. Gölge yanlarımız, düdüklü tencere gibi bastırdıkça, yok saydıkça, görmedikçe bir süre sonra patlayacak o düdüklü tencere. O zaman gölge yanlarımızı da görmek, gölge yanlarımızı da tanımak, onun da neyi ifade etmek istediğini anlamak, bu da yine kendimizi tanımakla ilgili bir şey. Biz bu dünyada yapabileceğimiz en temel, en büyük şey kendi içimizi tanımak. Hangi duyguları taşıyorum? Ne zaman, nerede sorun yaşıyorum? Hangi travmalarım var? Bu travmalarım benim bugünlük hayatımda hangi sorunlarımın kaynağını oluşturuyor? Ben hangi ilişki problemlerinin altında, hangi iş problemleri, çocuk, eş, hastalık, yani bunlarla ilgili problemlerin altında benim hangi travmalarım, hangi bakış açım, hangi programım yatıyor? Bunları öğrenmek, bunları tanımak ve bunlarla barışmak zorundayım. Ben daha içeride çatışmalarımı bitirememiş, kendimle barışamamışken dışarıdaki savaşa, dışarıdaki soykırıma, dışarıdaki zalime ne söyleyebilirim ki? Ben içimi bile huzura erdirememişim. İçimdeki savaşı bile bitirememişim. O halde hepimiz elimizden şu dönem ne geliyor? Kendi içimizde huzuru sağlamak, barışı sağlamak ve çatışmayı sona erdirmek. Yapabileceğimiz
En önemli şey bu dönem bu diye Bu. düşün. Evet. Bunu yaparsak o hissettiğimiz acıyı bir parça dönüştürmemiz mümkün herhalde, değil mi? Evet. Ve o acıyı dönüştürmek de işte bizi olgunlaştıracak. Biz olgunlaşmak, ruhun olgunlaşması. Ne yapacak? Halden anlar hale geleceğiz. İnsanın halinden, olayların halinden anlar hale geleceğiz. Yoksa bilemiyorum yani o işte kendini tanıma, o olgunlaşma, o acıyı hem içeride yaşama, seyretme, hem o acıyı dönüştürme işte insan olmanın aslında özelliği ve yolculuğu. Bunu yapmak zorundayız. Bu dünya Evet. düzleminden geçeceksek. İster acı içinde, mutsuzluk içinde, öfke içinde, çatışmalar içinde, ilişki problemleri içinde, kıtlık içinde, ister bunun içinde yaşayıp ömrümüzü bitiririz. Bu zaman durmuyor çünkü. Hızla akıyor. Bu ömür bitecek bir yerde. İster öyle bitiririz, bu da senin seçimin. İstersek içeride huzuru, mutluluğu oluşturabilir ve bunu hizmete nasıl dönüştürebilirim? Bu içerideki huzuru, potansiyeli, yetenekleri benim ve başka insanların hizmetine ya da katkı olması adına ne yapabilirimi ortaya çıkarabilirim? Bir de böyle olabilir. Yani bir büyüğümüzün söylediği gibi kafanı taşlara vura vura da gidebilirsin. O taşları seyrederek ve o taşları güzel bir şeyde kullanarak da sona doğru gidebilirsin. Hepimizin sayılı bir ömrü var. Eninde sonunda gideceğiz. Ne zaman gideceğimizi bilmiyoruz. Ama hızla oraya doğru koşuyoruz. Hızla yaklaşıyoruz. O halde hızla yaklaştığımız bu süreci ya keyifli ya da acılar içinde. Ha, acılar içinde olduğumda İnsanlar beni sever. Acılar içinde olduğunda ay yazık bu kadına der, ilgi gösterir, bana acır. Ay sevgisini gösterir, beni görür gibi yanılgılarımız var. Yine de acıyı sen çekiyorsun. Dışarıdan seni görse ne olur, görmese ne olur. Sen acılar içinde kıvranıyorsun. Kişi sana geliyor, biraz ilgi gösteriyor, biraz destek oluyor zannediyorsun. Ama kıvranan sensin. O acı içinde ömründe biter gider. Aynen, aynen öyle. Şimdi Vahide Hanım şey yazmış, hocam dikkatimi çekti. Diyor ki yaklaşık 25 yıldır dini kitaplar okuyorum. İşte dedikodu etmenin günah olduğunu defalarca öğrendim ama bu çalışmaları, bu eğitimleri aldıktan sonra yargıyı bırakmanın, dedikodu yapmamanın ne kadar hal edilebildiğini gördüm demiş. İşte hikaye bu. Tabii dini literatürler bize çalmayın, çıkmayın, dedikodu yapmayın, yargılamayın söylüyor. Bize bunları böyle duyuyoruz tabii tabii deyip geçip yine devam ediyoruz hayatımızı aynen o şekilde yaşamaya. Ama böyle bir sistem alıp bu bizi destekleyen bir şey aslında. İçeriye bakmayı öğrendiğimizde diyelim ki kalbin rehberliği dosyasını aldım oturdum kendi gölge yanlarımı çat çat benim yüzüme vuruyor dosya, öyle değil mi? Evet. Diyor ki şu anda ne var diyorum, mesela ben ne oldum şu anda diyorum, öfkelisin diyor, ne var diyorum şu anda cimrisin diyor bana. Geçen bana öyle dedi de dosya çok alındım. Yani tabii o cümlenin altında bambaşka manalar da çıkıyor. Bunlarla böyle çat çat yüzleştiğimizde diyoruz ki bir dakika ya bir dakika ve kendi aramızda. Hani hiç kimseye böyle ayıbımızı da göstermeyerek o kısmı da çok güzel. Doğru ama doğru. Kendi içimizde ha bir dakika öyle mi? Ben şimdi cimri miymişim veya ben şimdi öfkeli miymişim? Ha tamam ne olmuş? Hadi ben şunun altına bir bakayım. Hadi ben burayı bir dönüştüreyim. Resmen aslında nefs mücadelesi gibi bir şey oluyor. İşte o zaman dinimizin de bize öğrettiği, ahlaki değerlerin, toplumsal ahlakın da bize öğrettiği noktaları hal etmek çok daha kolaylaşıyor. Evet. Yani bu bir antrenman sahası yaratıyor bize. Antrenman yapabileceğimiz bir alan açıyor bize eğitimler. O yüzden kurban bilincinde kalmak seçim olmamalı. Veya işte çaresizlik seçim değil. Çaresizlik diye bir şey yok. Bizim dosyada bir tane turuncu güneş taşı frekansımız var. Sonsuz olasılıkları açıyor bizi. Diyor ki evrende her şey için sonsuz, sınırsız olasılık mevcuttur. Yeter ki bunu gör. Göremeyebiliyoruz. Kul aklımıza idrak edemeyebiliyoruz. Ama diyoruz ki Allah'ım
Ben biliyorum ki bu alemde sen bu problemim için benim göremediğim, bilemediğim bir olasılık yarattın. Hadi beni onunla tanıştır. Yani bu işte bizi Allah'la irtibatta da farklı bir noktaya götürüyor. Ondan sonra bir bakıyoruz, olasılık bir çıkıyor karşımıza. Diyoruz ki vay Allah, çok güzel bir şey. Ya Allah'ı da idrak etmek tabii ki bambaşka bir noktaya gidiyor. İşte hani buradan da şeye geliyoruz. Nefsini bilen Rabbini bilire geliyoruz. Öyle değil mi? Evet. Ha, yani böyle İbnül Arabi eğitimleri verilerek olmuyor bu işler. Biz önce bir kendimizi anlayalım. Kendimizi anlarsak belki Hazret de bize şöyle bir peçesini kaldırır, yüzünü bir tık gösterir. Ama kendimizi anlamadan olmaz o iş diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi şöyle bir şey, bizler aslında bu eğitimlerde biraz önce bahsettiğini şöyle bir özetleyle bir cümle eklemek istiyorum. Bizler Yaradan'a sınırlar getiriyoruz. Yani Allah kudretine, gücüne, vereceklerine, sevgisine, her şeyine sınır getiriyoruz. Kendi sınırlı aklımızla ve sınırlı içerideki bilinç seviyemizle bakıyoruz ve diyoruz ki ya bunun başka yolu yok. Ya işte para kazanıyorum, çalışıyorum. Ya para buradan gelecek ya da başka yolu yok. Ya bir de dünya düzlemi diye bir şey var. Başka nereden gelsin diyoruz. Oysa Mülk suresinde olabilir ya da başka bir ayette olabilir. Şimdi tam söylemeyeyim ama siz beklemediğiniz yerden rızıklandırılacağınıza inanıyorsanız gerçek müminsiniz diyor. Böyle bir ayet var. Bunu yazıp hani hangi ayet olduğunu bulabilir arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki beklemediğin yerden rızıklandırılacağına imanın tam mı diyor. Şimdi biz bu problemin çözümü için ya A şıkkı vardır ya B şıkkı vardır. Ben ne yapayım? Başka da çare yok diye bakıyor. Tabii. Oysa hiç aklımıza gelmeyecek, hiç aklımıza gelmeyecek o kadar çok seçenek var ki. Tamam, düşünemeyebiliriz ama o çalışmaları yapıp o kısır bakış açımızı dönüştürebilirsek ve orada da eminlikle bekleyebilirsek Allah zaten sana göndereceğini, açacağını açıyor. Ama biz sınırlıyoruz. Bakış açılarımız çok sınırlı. O halde sınırlarımızın kendimizle ilgili belli sınırlarımız olabilir ama ruhla ilgili, Allah'la ilgili, olabileceklerle ilgili sınırsızlığa da kendimizi açmamızı sağlıyor. Aynen öyle, aynen öyle. Bununla ilgili o kadar çok örnek yaşadık ki. Yani hani sadece bak, başka açıdan bak. Vallahi bir tanesini ben şimdi anlatmadan geçemeyeceğim. Vaktimiz var mı? Bir iki dakika. Anlatalım. Bir hanımla çalışıyoruz ve ilişki şifası çalışıyoruz. Eşinden bayağı muzdarip, ciddi anlamda. Eş işte bayağı onun bütün gelirine el koymuş, adına krediler çekmiş, bu hanımı borçlandırmış filan. Evleri tabii ayırdılar, iletişim de kesildi aralarında. Hani boşanacaklar ama kadıncağız boşanamıyor çünkü çok ciddi bir kredi yükünün altında. Yani kocası onu biraz sıkıştırmış böyle. Ben de işte ısrarla çalışmaları yaparken diyorum ki, bak bir olasılık vardır. Senin göremediğin, bilemediğin bir olasılık vardır. Buradan bir çıkış vardır. Hani yeter ki o çıkışı, o ihtimale kendini aç, güven, inan. Bak içindeki enerji, duygu bunu söylüyor diyorum. Dedi ki tamam, büyük bir dedi samimiyetle gerçekten inanın, Allah beni buradan bir şekilde çıkartacak dedi. Eşi bu hanımdan habersiz bir arkadaşıyla bir mülk satın almış. Yani kadının kocasının böyle bir mülkü olduğundan haberi yok. Arkadaşının üzerine tapulanmış mülk. Arkadaşla eşinin arası bozuluyor. O mülk satılıyor. Arkadaş kocaya kızgın olduğu için o mülkün yarı parasını çat diye kadının hesabına geçti. İşte Böyle bir mülkün varlığından haberi yok. Sadece ne yaptık? Dedik ki içine bak, işte içinde şu duygu var, sen sonsuz sınırsız olasılığa açıl. Yani eşi de şok oldu, boşanmak üzere oldu, eşi de şok oldu. Parayı alsa alamadı, kadının hesabına geçti para. Kadın hemen çat çat bütün kredi borçlarını ödedi, çat diye düzlüğe çıktı. çok güzel olmuş. Yani dedik böyle bir olasılığın olma ihtimali, yani bu mucize diyor.
Diyorum ki zaten her şey mucize. Etrafa baktığımızda ay da mucize, güneş de mucize, aldığımız verdiğimiz nefes mucize. Mucize olmayan bir şey yok ki zaten. Hani niye hala mucize bir evrende yaşayıp mucizelere bu kadar şaşırıyoruz? Ona da ben şaşkınım. Evet, sınırlı bakış açısı. Sınırlı, Bu evet. eğitimlerle ilgili de öyle. Sınırlı. Hatta şey duygusu var. Yani bu çalışır mı, çalışmaz mı? Bu sistem Evet. gerçekten çözer mi, çözmez mi? Bizim yüzlerce, binlerce çözülen vakalar var. Kendileri eğitim alıp çözen arkadaşlar var. Yani inançsızlık, umutsuzluk, bunlardan besleniyoruz. Ve bunlardan beslenmek, aile, toplum, bunlara alışmışız. Yani bu tarz duygularla beslenmeye alışmışız. O güvenli alan saydığımız umutsuzluk, çaresizlik, acıdan çıkamıyoruz. Ha çıkarsak ne olur? Ha suçluluk hissederiz o zaman. Yani mutlu, huzurlu yaşıyor olmanın dayanılmaz ağırlığını hissederiz. Öbür tarafta çünkü hep birlikte acı çekiyoruz. Hep birlikte yokluk içindeyiz. Hep birlikte üzülüyoruz. Yani hep bir aradayız ama sıkıntıdayız. Ha bu arada bir arada olmanın da sevgiyle, muhabbetle dönen ilişkiler olmuyor. Bu umutsuzluğun, mutsuzluğun, çaresizliğin içindeki insanların ilişkilerine bakıyorum. Bizler de oralardan geldik, bildiğimiz yerler. Bakıyoruz, neleri görüyoruz? Bütün insan ilişkilerinde problemleri var. Anne, baba, kardeş, eş. Bakıyorsun kim ebeveyn olmuş, kim anne, kim baba, roller karışmış. O zaman bir oturalım, bu rollerde kim nerede neyi yanlış yapmış? Kimin anne, kimin çocuk olması gerekiyor? Sınırlar aşılmış, gölge yanlar havada uçuşuyor. Yani bir kaos hali var. Ama burada kişisel olarak olaylara baktığımızda neyi görüyoruz? O altta yatan problem oluşturan durumları gördüğümüzde ve ortaya çıkardığımızda işte daha güzel, daha akıcı, daha yumuşamış. Bakıyorsun kardeş kavgaları var, küslükler var. Onların yumuşadığını görüyorsun. İlişkiler yumuşuyor. Küslükler kalkıyor. Affedememeler ortadan kalkıyor. Kin ortadan kalkıyor. Öfke ortadan kalkıyor. Yani bunlar için biraz da evet ya kişisel ben çaresizim, ben şu durumdayım diyen insanların kendisinin bir şey yapmak için harekete geçmesi gerekiyor. Artık bütün dünya düzeni değişirken, bütün bilinç seviyeleri yerle bir olurken ya hala bu duygulara tutunuyor olmak abesle iştigal, yani abes geliyor. O zaman Aynen. arkadaşlar 2024'de ne olur bu duygularla artık girmeyelim. Ha buradan bu kalbin rehberliği eğitimlerini biz tanıtıyoruz. Bu eğitimleri anlatıyoruz. Ha senin meşrebin, ruhun buraya uygun değildir. Gidersin başka yerden alırsın. Ama ben ilk günden söylediğim bir şey bu. Önemli olan senin ruhuna iyi gelen, gelecek olduğunu kalpten hissettiğin kim var? Kimler var? Piyasaya bak. Tonlarca insan var, tonlarca yöntem var. Bir tanesini, kalbinin aktığı bir tanesini yakala, eline al, vazgeçme. Olmuyorsa bir daha yap, olmuyorsa bir daha yap. Yani neticede olacağını, eninde sonunda olacağını göreceksin. Ama biz rahata o kadar alışmışız ki, yılların problemleri için 8 seans yapıyor kişi. Ay çok istedi diyor. 8 seansta ne var arkadaş? 8 çalışmada ne var arkadaş? Sen yıllardır, 30 yıldır bu sorunu taşıyorsun. 20 çalışma yapsan ne olur? Ya bir sene çalışsan ne olur? Tabii Ne ki, olur? tabii ki. Hayatının en büyük problemlerini ne yapıyorsun? Çözebiliyorsun, değiştirebiliyorsun. Ben de bir şey değişmiyor. Ha değişmiyorsa sen değişmesini istemiyorsun arkadaşım. İstemiyorsun. Sen o dar kalıpların içinde yaşamaya alışmışsın. Orada kalmak istiyorsun. O zaman değişmiyor diye hiç kimseye maval okuma. Kimse buna artık inanmıyor. Değişmiyorsa problem sende. Sen oraya sarılmışsın. Orası seni besliyor. Belki intikam alıyorsun eşinden. Belki anne babandan intikam alıyorsun. Hasta olarak, aciz olarak, değersiz hissederek, hastalık yaşayarak anne babandan, kocandan, belki çocuklarından intikam alıyorsun. Belki onlar sana ilgi gösteriyor. Belki onlar sana hizmet etmek zorunda kalıyor. Sen de bunun pastasını yiyorsun.
O zaman burada benim derdim çok büyük, benim acım çok büyük, ben çıkamıyorum. Bunların hepsi hikaye. Biz gördük. Kendi üzerimizde görmeseydik belki bu havadan konuşmak olurdu. Ben de nerelerden, hangi duygulardan hangi duygulara evrildim. İnanılmaz. Kurban bilincini mesela ben çok iyi bilirim. Hem güçlü bir kadın formatında ayakta dururken, işte ben doktorum, işte güçlüyüm, bir sürü şeyi çözebilirim, işte hastalarım var, bir otorite konumundasın. Biraz feministlik var, biraz işte baba kızı olmak var, işte güçlü bir yan var, güçlü bir şey var. Ama o gücün içinde kurban bilincini yaşıyorsun, anlamıyorsun. O kadar gizli ki, içeride ki, sen bende öyle bir şey asla olamaz, ben güçlü bir kadınım diye dolaşırken kurban bilincinden beslendiğin yerler var, kurban olduğun yerler var, zalim olduğun yerler var. Bunların hepsini bu çalışmaları yapıp kendimi tanıyarak anlayabildim. Yoksa başka bir ruh halinde, başka bir kişi olarak hayatımı devam ettiriyor olabilirdim. Yani bunları yaşadığımız için, bunların nasıl zor olduğunu düşündüğümüz halde mümkün olduğunu gördük ve yaşadık. O halde sen de yaşayabilirsin. Ama istiyorsan, kimse seni hiçbir şeye zorlayamaz. İstiyorsan adımını at ve sürecini başlat. İstemiyorsan da hiçbir bahane bulma. Çünkü bulacağın her türlü söyleyeceğin her şey bir bahaneden ibaret. Bahane tabii ki. Şimdi kurban bilincine düşmek kolay derken İnci Hanım yazıyor oradan. Ümit Hocam helak oldunuz diyor siz anlatırken. Şimdi Ümit Hoca şey dermiş. Perişan oldum size anlatacağım derken diye kurban bilincini. Ben de tam da evet çok güzel yakalamış İnci Hanım. Sevgilerimi gönderiyorum. Evet, çok seviyor. Sevgilerimizi iletiyoruz İnci ablamıza. Şems'ten geldim ya. Birden onu düşündüm. Şems mi girdi içime? Ne oldu? Ne oluyor? Ümit Hocam helak oldun yazınca bana da bir gülme geldi. Şimdi dedim ki inşallah hocam okumaz. Birden kurban bilincine düşermiş. Sizin yüzünüzden ben burada perişan oldum diye. Allah'ım. Ama şu var bak, şunu da bırakmak gerekiyor. Tabii ki biz anlatacağız, bırakacağız. Evet. Ama bu enerjiyi güzel yakalamış. Ya kendimizi de çok, hani arkadaşlar bu değişebiliyor, ne olur artık değiştirin demekten hakikaten helak olduk. Aslında böyle bir yaklaşım da belki profesyonel değildir. Hani o profesyonel, o belli bir kalıp, belli bir sınırda Evet. devam etmek gerekiyor. Ama benim yapım öyle değil. Ben biliyorsun, hani özel hayatımızda da böyleyim, burada da böyleyim, eğitimde de böyleyim. Ben nasılsam öyle tanınmak Evet. istiyorum ki. Sonra maskelerimiz falan oluyor işte. Başka bir yerde karşılaştığımızda o maskeli halimiz mi, gerçek ben mi? Bundan hoşlanmıyorum. Hani benim gerçek halim bu, ama burada bizim de şunu belki bırakmamız gerekiyor. Ne yapalım arkadaşlar? Yani o acı içinde yaşamak istiyorsan da bu senin sorunun. Ama bir kadının bunu söylüyor olmasına karşı bir şeyim var, itirazım var. Ama itiraz etmeyi de tabii ki bırakıyoruz. Yani herkes istediği seçimleri yapabilir. Ama değişim varken şurada, burada ya da başka bir yerde değişimin de ucundan tut, dediğimiz gibi dünya değişiyor, sistemler yerle bir oluyor. Yani artık aynı şikayetleri duymaktan bıkmadık mı? Evet. Bıktık ya. Evet, artık yeter değil mi? Kadınların kurban bilincinde hissetmelerini gerçekten istemiyoruz. Tabii ki erkekler de hissetmesin ama bizim de Evet. ne yapalım? Ekip olarak böyle bir kadın hassasiyetimiz var. Yani bu Evet. da bizim arızamızsa, defomuzsa buraya dokunmuyoruz. Bu defo kalsın bizim üzerimizde. Öyle değil mi? Evet. Ekstra hassasız. Düşmeyin hanımlar. Gerçekten kurban bilincine düşmek durumunda değilsiniz. Ayağa kalkabilirsiniz. Kendiniz için yapılacak her zaman bir şey var. Ama bütün kadınlarda şunu görüyorum hocam. İşte çocuklarım için, kocam için kendimi feda ederim. Ben en son. Hayır yani şu uçaktaki oksijen maskesi hikayesi. Hani çok klasik bir örnek ama çok doğru bir örnek. Eğer o oksijen maskesini kendinize takmazsanız kimseye bir faydanız olmuyor. Lütfen önce kendi oksijeniniz. Lütfen. Evet, Yoksa sistem bize zorla taktırıyor oksijen ay evet. maskesini. Ben yeteri kadar helak oldum. Artık kapatabiliriz yayını.
Şimdi Ümit Hoca baş ağrılarıyla yatacak, çok yoruldu kendi. Allah korusun tabii. Arkadaşlar, içinize yolculuk mümkün, bunu öğrenmek mümkün. Üstelik de çok kolay bir teknikle, kalbin rehberliği tekniğiyle öğrenmeniz mümkün. 20 Aralık'ta kalbin rehberliği eğitimi bir sınıf daha açıyor. Yani aslında bu kadar kısa aralıkla açmayı düşünmüyorduk ama talep çok olduğu için ve geçen sefer yetişemeyenler çok olduğu için 20 Aralık'ta tekrardan başlıyoruz bir grup daha, bir sınıf daha. Neler öğreniyorsunuz bu eğitimde? Gölge yanlarınızı tespit ediyorsunuz. Anne karnında annenizden almış olduğunuz bütün duygu yüklerini tespit ediyorsunuz. Çocukluk, bebeklik travmalarınız, hatırladığınız, hatırlamadığınız veya işte atalarınızdan size geçmiş duygu yükleri. Üstelik de o kadar detaylı tespitler yapmak mümkün ki hangi atanız, hangi nesildeki atanız, ne tarz bir olay, nasıl bir travma yaşamış, yaşadığı bu duygu yükünü hangi inanç modeliyle size aktarmış ve siz onu şimdi hayatınızda nasıl bir senaryoda tekrar döndürüp döndürüp yaşıyorsunuz? Bu döngülerinizi neden kıramıyorsunuz? Bütün bunları öncelikle tespit etmeyi, fark etmeyi, sonra da frekanslarla onarmayı öğreniyorsunuz bu eğitimde. Tabii sadece kendinize de değil, bunu yakınlarınıza, etrafınıza, başka insanlara da uygulamanız mümkün. Hakikaten değişim mümkün. Değişimin mümkün olduğu bir noktada da artık aynı yerde saymayalım. Gelişelim, kendimizi geliştirelim, kendimizi tanıyalım. 20 Aralık eğitimine kayıtlarımız devam ediyor web sitesi üzerinden. Web sitesinden telefon numarası da bize de ulaşmanız mümkün. Evet hocam, toparlayalım mı artık? Bir hayli oldu. Sizin söylemek istediğiniz başka bir şeyler var mı acaba? Yok, benim söyleyecek başka bir şey. Söyledim. Katılan bizim kızları görüyorum burada. Hepsinin yazılarını da okudum. Evet. Ben de sevgilerimi gönderiyorum. Şöyle düşünüyorum. Artık bu duygulardan çıksak da başka bir şey yapsak. Yani başka bir şeylere mi yol açsak? Başka bir şeyleri mi üretsek? Ya da hep birlikte başka bir şeylerin oluşumuna katkıda mı bulunsak? Artık bu en dipteki duygulardan bir çıksak. Belki bunu söyleyebilirim. Evet. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, bizi dinlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyoruz. Bir de ben bir hatırlatma daha yapacağım. Gerçi kontenjanımız doldu mu onu da bilmiyorum ama çarşamba akşamı Zoom'dan bir toplantımız var bizim. Şimdi arkadaşlarımdan ben bir iki kişi yazmış, gözüme takıldı. Hocam bir çalışma yapın, bir frekans yüklemesi yapın diye. Çarşamba akşamı 13 oluyor sanıyorum. Zoom'dan böyle bir etkinliğimiz olacak. Sezgi Hocam toplu bir çalışma yapacak. Ama onun için Kalbin Rehberliği sitesine, web sitesine girip o çalışmaya kayıt olmanız gerekiyor. Zoom'daki o kapalı toplantıya katılabilmeniz için. Orada Sezgi Hocam bir frekans çalışması yapacak inşallah. İsterseniz ona buyurun gelin. Web sitesinden kayıt olabilirsiniz. Şöyle kalbinrehberliği.com'dan evet girip bakabilirsiniz. Oradan üye olabilirsiniz. Çarşamba günü size ücretsiz seans yapacağız. Bu acılardan, bu kurban bilincinden çıkabilmek için Evet. kalbin rehberliğiyle size çalışma yapacağım. Toplu çalışma yapacağım. Oraya katılmanızı özellikle istiyoruz. Aynı zamanda oraya katılanlara bir sürprizimiz olacak. Onu da söyleyelim. Eğitimle ilgili Zoom'a katılan arkadaşları olacak. Yalnız bizim kızlar tabii şimdi biz de katılalım gibi diyecekler ama özellikle hiç bu eğitimleri bilmeyen, hiç bu seansları daha önce görmemiş olan arkadaşlarımız varsa onları özellikle bekliyoruz. Evet, bu kadar. Peki. Tekrardan teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Görüşmek üzere diyoruz. Hocam teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Çok sağ ol Emel'cim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.